Değerli dostlar, bugün bir sağlık şehidini anmak üzere bir aradayız. Bundan bir yıl önce 29 Mayıs'ta insan sağlığına adanmış bir hayatı Kamil Kurtulu, Samsun'un Kamil abisini, Samsun'un değerli hekimini, cerrahını görevi başında katlettiler. Sağlıkta şiddet canımızı almaya devam ediyor. Bu nasıl bir sağlık hizmeti düzenidir ki resmi rakamlara göre her gün 31 Ekim sağlık çalışanı hastalarından ya da hasta yakınlarından şifa dağıtmaya çalıştıkları kişilerden dayak yiyor, hakarete uğruyor, tehdit ediliyor. Hastaneler birer şifa merkezi olarak değil, şiddet ortamı olarak anılır oldu. Yine aynı kentte Kamil Kurtulu'nun öldürülmesinden birkaç ay sonra 19 Kasım 2015'te bir diğer meslektaşımızı Aynur Dağdemir'i görevi başında katlettiler. Doktor Kamil Kurtulu'nun Samsun'da görevi başında katledilmesinin üzerinden bir yıl geçti. Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet hız kesmeden devam ediyor. Verilen sözler tutulmuyor. Samsun'da sağlıkta Kamil Kurtulu'nun ölümünden sonra 3 şey yapılmıştır. Sağlık Bakanı Doktor Kamil Kurtulu'nun cenaze törenine katılmıştır. Hastaneye meslektaşımızın adı verilmiştir. Cinayeti protesto etmek isteyen meslektaşlarımız için bırakılan iş bırakmada sağlık çalışanlarını soruşturma açılmıştır. Doktor Kamil Kurtulu'nun öldürülmesi olayında hastane yönetiminin ihmali belgelerle ortaya konmasına rağmen, çünkü bir sağlık güvenlik toplantısında kaydı vardır ve bu konuda önlem alınması istenmiştir. Herhangi bir işlem yapılmamıştır yöneticiler hakkında ve onlar hala görevleri başındadır. Bu uygulamalarda şiddete karşı alınması gereken tedbirlerden hiçbirisi yoktur. Hastanelerimize ölen hekimlerin adlarının verilmesiyle sağlıkta şiddet çözülemez. Göksel Kalaycı, Ali Menekşe, Ersin Aslan, Melike Erdem, Kamil Kurtun, sağlıkta dönüşüm programının hayata geçirilmesinden sonra yaşamını yitirmiş olan meslektaşlarımızdır. Yetkilere soruyoruz. Neden sağlıkta dönüşüm programı uygulamaya geçildikten sonra bu meslektaşlarımız doğal olmayan yollardan yaşamlarını yitirmişler? Neden hastanelerimiz şiddetin sağlık dağıtan kurumlar olmasından çıkmış, şiddetin yaşandığı yerlere dönüşmüştür? Neden sağlıktaki uygulamalarda bu kadar memnun olan bir halk, sağlık çalışanlarına şiddet uygulamaktadır? Güvenli çalışma ortamı yaratmak tüm sağlık yöneticilerinin temel görevidir. Bu şiddeti durdurmak için siyasetçilere, siyasi partilere, hükümete, bakanlığa, sendikalara, meslek örgütlerine, basına ve vatandaşlarımıza büyük bir görev düşüyor. Bu cinayetleri sıradan şiddet olayları gibi göstermek, cinayeti işleyenlerin kimliğine indirgemek bu sorunu çözmez. Sağlık yöneticilerinin sağlıkta artan şiddetin izlenen sağlık politikalarının sürecinde arttığını, sağlıkta yaşanan sorunların haksız biçimde hekimlere fatura edildiğini, sağlık yöneticileri tarafından hekimlerin hedef gösterilmesinin temel neden olduğunu görülmesi gerekmektedir. Sağlıkta dönüşüm hekimlerin katledildiği bir düzen olmuştur. Başta Türkiye Büyük Millet Meclisi sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddeti araştırma komisyon raporu olmak üzere Türk Tabipleri Birliği raporları, konuyu irdeleyen, çözüm önerilerini paylaşan, geliştiren onca rapora rağmen ne yazık ki bilinen noktada samimi adımların atılmadığını, şiddetin hız kesmediğini görüyoruz. Son 14 Mart'ta sözü verilen sağlıkta şiddet uygulayanlara karşı tutuklama cezası verilmesini sağlayacak yasal düzenleme henüz uygulamaya geçmemiştir. Biliyoruz ki hükümetimiz pek çok konuyu sağlıktaki torba yasaları içerisine koyarak çözüm üretmekle çalışmaktadır. Bu konunun da bir an önce ivedi bir şekilde çözülmesini istiyoruz. Bizler bu ülkenin
temel sağlık emekçileri şiddetten uzak, nitelikli bir sağlık ortamı için, haklarımız için, yurttaşlarımıza daha iyi sağlık hizmeti vermek için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kamil Furtun'u, o güzel insanı, doktoru unutturmayacağız. Kamil Furtun ölümsüzdür. Değerli dostlar, size bir metin paylaşmak istiyorum. Bu metin sağlık Kamil Furtun'un çalıştığı hastanede hekimlerin duygularını anlatan, onlar tarafından yazılmış bir metin. Şöyle yazmışlar, şöyle paylaşmışlar duygularını. Çok özledik seni, çok değiştik gittiğinden beri. Biz çok eksildik. Bir daha gülmeyiz dedik. Hayat kaldığı yerden devam edemez dedik. Alışamayız dedik. Gülebildik, devam edebildik. Ama alışamadık. Hep bir mahcubiyet hissetmek. İçimizde neden her şey aynı diye, neden başka bir şey yapamayız diye düşündük. Hala inanılır gibi değil ama rahmetli demeye başladık seni anarken. Çok az iz kaldı hepimizde. Atlatmış gibi göründük belki ama birden çıkıveriyor karşımıza. Derin bir nefes alıyoruz. Sonra çarpık bir gülümseme konuyor yüzümüze. Olmuyor çünkü. Seni anıp da yüzümüz asılamıyor. Hep bir tebessüm veriyor seni düşünmek, seni anmak. Seni çok özlüyoruz. Değerli yol arkadaşımız, değerli abimiz. Değerli dostlar, şimdi değerli meslektaşımız için bir dakika saygı duruşuna davet ediyorum sizi. Thank you.